Herkese selamlar. Bugün sizlere Valorant'ta oyun içi yapacağınız değişikliklerle ve aynı zamanda bilgisayarınızda yapacağınız ayar farklılıklarıyla FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz? FPS drop'ları nasıl azaltabilirsiniz? Bilgisayarınıza hiçbir e, sorun yaratmayacak, zararlı olmayan değişikliklerle bunu nasıl sağlayacaksınız göstereceğim. Öncelikle anlattıklarımı ne kadar birebir yaparsanız, birebir uygularsanız sizin işinize o kadar yarayacaktır ve FPS'inizdeki artış o kadar fazla olacaktır. Şimdiden söylemek istedim ve videoda anlattıklarım için zevze lütfen çıkmadan like atmayı unutmayın. Diyelim ve e, bilgisayarımızda yapacağımız değişikliklerle videomuza başlayalım. Öncelikle dostlar en basit temelden başlamak istiyorum. Sonra ayrıntılara, bayağı önemli yerlere de geleceğiz. Bilgisayarınızın arka planında her ne kadar düz e, bir arka plan kullanırsanız bu sizin FPS'iniz için o kadar iyidir. Ne kadar az simge tutarsanız yine aynı zamanda bu kadar e, sizin için faydanızı olacaktır. Ben biraz fazla simge tutuyorum. E, ama dediğim gibi burada ne kadar az dosya ve simge masa üstünüzde durursa o kadar faydanızı olacaktır. Aynı zamanda bilgisayar başlattığınızda en iyi performansla oynamayı kesinlikle ihmal etmeyin. Prize takılıyken ve oyun oynuyorken ayarlarınızı en iyi performansa çekmeyi unutmuyor. Şimdi... Bu anlatacağım kısım çok önemli. Bunu tamamen e, dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Ayarlara girdikten sonra monitör ayarlarına gireceğiz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz buradan. Sonrasında şuraya arama kısmına monitör yazıyorsunuz. Görüntü ayarlarına tıklıyorsunuz. Burada e, grafik ayarlarına geliyoruz. Şimdi dostlar burada klasik uygulama ya da evrensel uygulama gibi seçenekler çıkabilir. Ya da sizde farklı bir şey yazabilir. Önemli değil. Öncelikle buradaki amacımız ne? Belirli uygulamalar için grafik performansı tercihini özelleştirin. Yani bir uygulamada daha iyi performans sağlayabilirsiniz. Ya da bu uygulamayı kullanırken ben pil ömründen tasarruf etmek istiyorum diye seçebiliyorsunuz. Biz bunu göz ata tıkladıktan sonra siz Valorant dosyanız neredeyse mesela benimkini göstereyim. Yerel disk C'ye geldikten sonra arkadaşlar Valorant dosyanızı buluyorsunuz. Riot Games'e geliyorsunuz. Valorant Live Sonrasında Valorant'ı seçiyorsunuz ve ekleye basıyorsunuz. Ben de zaten ekli olduğu için böyle diyor, bitmedi. Sonrasında e, bu Valorant eklediğiniz simgeye tıklıyorsunuz. Seçenekler diye bir şey çıkıyor. Bakın burada sistem varsayılanı, güç tasarrufu ya da yüksek performans çıkıyor. Sizde sistem varsayılanı olarak gözükecektir değiştirmeden önce. Bunu yüksek performans alıyorsunuz ve kaydet'e basıyorsunuz. Bu en önemli değişikliklerimizden birisi doğru şekilde yapmayı ihmal etmeyin. Gerçekten e, yüksek bir FPS'i sağlayacak e, oyun dışı ayarlarının en önemlilerinden birisi. Sonrasında tekrar ayarlar yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Güç ve uykuya e, buradan güç ve uykuyu bulacaksınız. Şöyle güç ve uykuyu girelim. Güç ve uykuyu girelim. <laughs> güç ve uykuya girelim dostlar. Sonrasında sizde bazılarında le, özellikle laptop kullanılanlarda e seçenek olarak çıkmıyor burada. E bunu nasıl yapacaksınız? Ek güç ayarlarına giriyorsunuz. Şurada eğer siz masaüstü kullanıyorsunuz, yüksek ihtimal yüksek performans diye seçenekler çıkacaktır. Burada plan ayarlarını değiştir diyerek değil, güç planı oluştur'a basıyorsunuz. Burada yüksek performans var. Yüksek performansı seçip ileriye basıyorsunuz ve oluştur'a tıklayıp yeni bir güç planı oluşturuyorsunuz ve kaydedilen varsayılanı bu olarak ayarlıyorsunuz. Tekrar şöyle göstermek istiyorum güç planı oluştur, sonrasında yüksek performans ileri, bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz ve oluştura basıyorsunuz. Yüksek performansla kullanmanız onun için çok değerli. Bir diğer e, oyun dışında yapacağımız ayarımız odaklanma yardımı ayarları. Burada odaklanma yardımını kapalı yapıyorsunuz arkadaşlar. Odaklanabilmek için görmek ve duymak istediğiniz bildirimleri seçin. Yani siz oyundayken e, sadece odaklanmanıza yani başka yerlerden bildirim gelmesini engelleyecektir bu ayarı açmanız çok önemli bilgisayarımıza geliyoruz şimdi disk temizliği yapalım bir de bilgisayara geldikten sonra sizin oyun dosyanız neredeyse ya da bilmiyorum başka oyun içinde yapıyor olabilirsiniz bilgisayara geldikten sonra oyun dosyanızın olduğu yeri buluyorsunuz burada özelliklere geliyorsunuz araçlara tıklıyorsunuz eğer hani bir sorun olduğunu falan düşünüyorsanız ya da bakmak istiyorsanız denetle diyebilirsiniz. Uzun sürdüğü için ben şimdilik bunu yapmayacağım. En iyi duruma getire basıyorsunuz. C'ye basıyorsunuz. En iyi duruma getire tekrar basıyorsunuz. Ve bu şekilde disk temizliğinizi aktif hale getiriyorsunuz. Tabii ki bunu her zaman kendiniz yapmak istemiyorsanız ayarları değiştire basıp burada günlük olarak kendisinin yapmasını sağlayabilirsiniz. Tamama basıp kapata basıyorsunuz. Her gün sonunda Bilgisayarınız kendi kendine sürücüyü en iyi duruma getirecektir arkadaşlar. Böylelikle sizin tekrar uğraşmanız gerekmeyecek. Bir diğer ayarımıza gelelim. Bu ayarların hepsini ee, uygulamanızı öneriyorum. Gerçekten atlamadan yapmanız sizin için çok önemli. Sonrasında şu şekilde arama kısmına e, kendim yazdım ama sizle beraber anlatarak yapayım. Ms config yazıyoruz arkadaşlar. Burada Çıkana tıkladıktan sonra ön yükleme seçeneğine geliyoruz. Ön yüklemeye geldikten sonra arkadaşlar seçeneklerden işlemci sayısını bulacaksınız. Şimdi burada ön yüklemeye gel gelişmiş seçeneklere geliyorsunuz. İşlemci sayısına tıklıyorsunuz. Bu bir de e, bizde şu anda 1 olarak gözüküyor. Aslında işlemci sayısında e, oyunda otomatik olarak en fazlasını kullanması gerekiyor ama biz bunu manuel olarak ayarlamak istiyoruz işlemci sayısına basıp ondan sonrasında 8'e yani sizde kaçsa artık 16 olanlar da vardır. 16 ise de 16'ya en fazlasını alıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tekrar tamama basıp buradan çıkıyorsunuz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu ayarları yapmanız için bu arada. Yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sonrasında diğer özelliklerimizle devam edelim. Şimdi arka plan uygulamaları diye bir seçeneğimiz var. Arka plan uygulamaları diyoruz buradan. Burada kapalı olması gerekiyor. Arka planda çalışmasına izin ver. Bu bizim FPS'imizi düşürecek en önemli özelliklerden birisi. Oyun oynarken uygulamaların arka planda çalışmasına izin ver seçeneğini kapalı hale getireceksiniz. Evet gelelim şimdi oyun dışında yapacağımız son özelliğe. Görev yöneticisine giriyorsunuz arkadaşlar. Görev yöneticisine girdikten sonra Ayrıntılar seçeneğine geliyorsunuz. Ayrıntılardan Valorant'ı bulmanız gerekiyor. Şöyle aşağı iniyoruz. Şurada olacak. Ee, evet ben de şu an açık olmadığı için gözükmüyor ama Valorant'ı e, açtıktan sonra yani oyun açıkken Valorant'a görev yöneticisinden geliyorsunuz. Sonrasında sağ tıklıyorsunuz. Burada ben başka bir şey de göstereceğim sizler için. Siz bunu Valorant gibi artık ayarlarsınız. Sağ tıkladıktan sonra önceki ayarları öncelik ayarlara geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu şeyin e, uygulamanın önceliği düşükmüş. Valorant'ta yükseğe almanızı öneriyorum. Gerçek zamanda yapmayın bence. Yüksek iyidir. E, normalin üstünde de kullanabilirsiniz. Sizde muhtemelen normal gözükecektir. Yüksekte kullanmanızı öneririm. Bu da bilgisayarınızın diğer uygulamalara göre Valorant e, performansını daha öncelik vermesini sağlayacaktır. Ve en önemli değişikliklerden bir diğeri. Hadi şimdi oyun içi ayarlarla FPS'imizi arttırmaya devam edelim. Evet şimdi oyun içi ayarlarla FPS arttırmaya devam ediyoruz. Öncelikle ayarlara girdikten sonra görüntü seçeneğine gelip genele tıklıyoruz. Genelde buradaki FPS'i kısıtlayacak bütün özellikleri kapalıya alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilde FPS kapalı, kısıtlama olan her şey kapalı. Tek tek söylemeyeyim. Nvidia Reflex düşük gecikme. Öncelikle sizde eğer güncel bir ekran kartına sahipseniz güncelden kastım yani çok eski olmayan yaklaşık hani 4-5 yıllık bir ekran kartına sahipseniz en azından sizde bu seçenek gözükecektir. Fakat ekran kartınız daha eski bir ekran kartı ise gözükmeyebilir. E, ama bu kafanıza takacağınız bir şey değil. Diğer özelliklerimizi arttırabilirsiniz. Peki gözükenler bunu ne yapmalı? Dostlar sizde bu kapalı ya da açık olarak gözükecektir. Açık artı takviye alırsanız FPS'inize de bir takviye sağlanacaktır ekran kartınızdan. Bunu dolayısıyla açık artı takviyede kullanmanız en önemli şeylerden birisi. Sonrasında genelin yanındaki grafik kalitesi seçeneğine geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki çok izlekli görselleştirmeyi çekirdek kullanımı olarak e, biliyoruz. Buradaki bütün çekirdeklerinizi kullanması için çok izlekli görselleştirmeyi de açık yapmanız gerekiyor. Kapalı halde olmasın. Sonrasında sizin bilgisayarınız eğer orta ya da hani ortadan biraz düşükse bile oyun bu özellikleri, görüntü özelliklerini orta olarak otomatik ayarlıyor. Sizin bunların hepsini iyi bir bilgisayarınız varsa bile düşüğe almanız oyun içinde sizlere avantaj sağlayacaktır. Hem rakiplerin daha belirgin olması gibi avantajları da FPS'ten dışında sağlayacaktır. Dolayısıyla tüm oyuncuların bunları düşükte kullanması gerekiyor. Çünkü oyun bir grafik oyunu değil. Vinyet ve VSINC özelliği kapalı olması lazım. Kenar yumuşatmayı kapalı yapın. Kenar yumuşatmanın kapalı olması cisimlerin gerçekçi olmasını engeller. Ama e, zaten bu da çok önemli bir özellik değil. Dolayısıyla kapalı kullanmanız yani hiçbiri yapmanızı öneririm. Diğeri eş yönsüz filtreleme. Burada e, 1x yapan arkadaşlar çok fazla... hani çok kötü gözüküyor falan diyebiliyor. Dolayısıyla ben genel bir öneri olarak 2x kullanmanızı öneriyorum. Ben de 2x kullanıyorum. Ee, 16x falan yaparsanız görüntü güzel olacaktır. Fakat FPS'inizi düşürdüğü gibi oyunda da size dezavantaj sağlayacaktır. Eğer diyorsanız ki ben kötü e, görüntüyü kafaya hiç takmıyorum. 1x de oynayın. O zaman FPS'inizi çok çok daha arttığını göreceksiniz. Hani en büyük sorunum FPS diyorsanız bunu 1x de kullanmanızı öneririm ama o kadar da kötü gözükmesin diyorsan 2x yapabilirsin. Bir diğer özelliğimiz netliği arttır kapalı, deneysel keskinleştirme kapalı. Bloom, bozulma, atılan gölgeleri ben açık olarak kullanıyorum ama burada bir ayrıntı vermem gerekiyor. Buradaki atılan gölgeleri kapalı yapmanız mesela sizin FPS'inizi yine arttıracaktır. Fakat ben gölgeleri kapalı olarak oynamak istemiyorum. Gölgelerin kapalı olması da aslında FPS'in artması için önemli özelliklerden birisidir oyunlarda. Dolayısıyla eğer yine FPS sorunu yaşıyorsanız, görüntü hiç önemli değil diyorsanız buradaki atılan gölgeleri de kapalı olarak kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Genel hatlarıyla hepsini anlattık fakat burada çok değerli yine bir şey var. Özellikle e, Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız buradaki ayarlarla ilgili de bir video var. Onu da yaparsanız %100 artık sonuca ulaşmış olursunuz. Bunlar da çok FPS'inizi arttıran şeyler olacak fakat dediğim gibi onu da yaparsanız ekstra yani bir katkı olur. Onunla ilgili de bir videomuz var. Onu buraya bırakıyorum. Dediğim oradaki ayarları da uygulamanızı öneririm arkadaşlar. Ee, yaparsanız dediğim gibi baya bir katkı olur. Ben şey demiyorum 300-400 FPS artacak demiyorum. Bu aslında imkansızdır. Fakat iki kata yakın bir FPS artışı göreceksiniz. Bu özellikler gerçekten FPS'i çok etkileyen özellikler ve anlattığım hiçbir şey bilgisayarınıza zarar verecek özellikler değildir arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden böyle faydalı içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.